Canım sağ olun. Tamam. Kızlar, Adisiz abiye bakın, şöyle bizi çeksin. Adisiz abi. Direkt sen de bak. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Tamam mı? Benim şöyle bir şey daha verebilir misin? Davulunuz alamaz. Dur, dur. Direkt ona... Abi, kapı dur, dur şunu kayınvaliden alsın, onu beraber tutalım. Hadi oğlum. Allah, beni çeksene. Oğlum,
gidelim mi? Tamam, gitmeyelim. Öykü'ye dediler Aslıda abi değil mi? Öykü? Hani Ali Seyda abi nerede? Öykü. Kim bu? Efendim? Tanıya göreyim. Dolduruyoruz. Emeklisin. Evet.
Neredesiniz efendim? Biz Fethiye. Çok Fethiye. Merhabalar. İkinci katta mı var?
çekeyim mi Asya'yı? Öne çekeyim mi lan? Çektin mi lan? Patlamış. Bu bizim köy yaptırdı. Bu binayı da Kemal Yeri, yine bir hayırsever. Küçük bir kütüphanemiz vardı. Dedi ki ya burası dedi size böyle küçük olduğunuz değil herhalde. Yakışmaz, yetmezse bir şey yapmıyor. Kalan inşaatını yaptı. Geri kalan da işte bir sohbet olsun. Şu rahatlıkla dinlenmez mi? Evet. Yani iyi yok. Evet. Anı kurumuz olsun. Hayırlı var mı olsun? Kim yapmıştı? Evet. Kitap olan bölüm var mı? Var, çıkacağız şimdi oraya. Yeah.
bakın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İki tane yatak odamız var. Tek kişilik bırakacak. Evet. Ne yapmışım? Şu emeğe bak ya. Burada servis kapısı var. Servis kapısı var burada. Şehirden de eski olmuş yani. Şehirden de eski olmuş yani. Bu bölüm yazlık herhalde değil mi? Üstü çatı mı bu üstü? Çatı. Karşı taraf Elazığ. He. Bu sol bölge. Taraf Tunceli. Tunceli'nin Tunceli. Tunceli bu sol taraf. Bakın şu dağlar var. Şu bak bu dağın çemiş şu dağın arkası çemiş gezek. Ağına gittim ben. Ağından değil. Ağın düşüyor da düşüyor. Ben şeye geldim burada da. Saman getirdim. Sandık köyüne geldim. Evet. Kemaliye Sandık köyü. Evet. Sandık köyüne geçtim. Evet. Orada. Evet. Benden önce bir arkadaş gitmiş demiş ki Fadime Şahin'in dayısı gelecek demiş. O ne? Tabii. Var mı dayılık? Yeğenleriyim aslında doğru. Neyse gittim. Ben geldim. Pis bakıyla pis. Bir iş yaptım. Vallahi. Çok iş çekti. Şuna. O halde çeken dedim hep erken kalkamayayım ya. Yani. Çok güzel ama. Güneş daha ufuktan yeni doğarken dağın arkasından. Tane. Şu o şeyi çekeyim sobayı. Sen tresatını da bakla varsın yanına şu perçimleri ısın. Para mı? Bizde bu kullanıcı zincir şey. Perçimleri satır yoksa böyle komple zinciri yine satır öyle diş satılmaz mı? Kayısı çekirdeği sobasını çekeyim. Şu soba. Ben biliyorum senin. 5. Nefes alıyorum şu. Nefes Zamanında sonuçları var. Ya hayat mı yapmadın? Bu iki
kelime? Bekir işi ya. Başka şey söyle yapayım ama. Kendisini yetiştiremez. Liseyi bitirmiş en dönemin en hızlı o şeylerinden çıkan bir insan yani. Tamam efendim dur mu? İki kelime. Adam kalk. Adam katkıda bulunmuş. Güneş enerjisiyle su getirdik. Nasıl bulunuyor güneş enerjisiyle? Çok paneller. Buradan şuraya kadar paneller düzdüler. O panel güneşten alıyor o enerjiyi. Basıyor. Sonradan çocuk baktık işte hani içimize giriyor. Valiye gitmiş demiş ki ben Argon'a gideceğim. Adres istemiş. Adres çok basit demiş. Biraz şeyler takip et o sizi Argon'a götürür demiş. Yollardan demiş. Bakın demiş. Hiç sapmayın demiş. Yol kenarlarından biraz şeyler takip edersen Argon'a gidersin demiş. Vali. Safet Arkan Beduk vardı. Vallahi işte biz yalnız ben her yerde söylüyorum abi. Ve söylemeye de devam edeceğim. Birlik olalım. Aynen. İnsanoğlu hata yapar. İnsan olmayan hata yapar mı? Git eşek hata yapar mı? Affedersiniz. Veyahut da bir hayvan hata yapar mı? Yapmaz. İnsan. Kim hata yapar? İnsanoğlu hata yapar. Onu da biz labal ver göklere çıkarıp da işte falanca şöyle falanca böyle demememiz lazım. Birlik olmamız lazım. Ne olur ya sen bana ya, ulan demişsin veyahut da bilmem ne demişsin. Ne olur? Hiçbir şey de olmaz ne olur. Ne olur ya? İnsanları seven. Bizim bizde ne var? Bak dün gördün mü? Akrabalar. 3 tane çocuğu, 2 de kadını vurmuşlar. Hem de amca çocuklarıymış, am kardeşlermiş. De buyur. De haydi bunlar. Bizim Alevilik'te hiç adam öldüren gördünüz mü? Olmayacak. En büyük suç Alevi öldürmektir, değil mi yani? Şey Alevi diyorum. İnsan öldürmek. İnsan öldürmek. Şans gitmişler. Bir dedelik şey yapıyorsun, Cem'de görüyorsun, görüyorsun, bütün suçların affoluyor. Ama insan öldürmüşsen affolmuyor. Dede kabul etmiyor seni. Evet, o cezasını çekecek. Onlar yapıyorlar, onlar bizim şeyin farklı bir şeyimiz. Hayır, ben senelerce öyle bir şey okumuştum, söylemişlerdi. Eğer Türkiye bugün gelişmişse, Orta Doğu'nun layık bir devlet ise bunu Alevilere şeydir. Dua etsinler diyorlar. Buraya mesela şeyler gelmişti bana. Profesörler de anlatıyorlar. Şeyi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi gelmiş. Orada kadınlara özgürlük tanımış. Ve bunu İspanyol tarihleri yazıyormuş. İspanyol tarihi. Ekonomik olarak dünyanın en verimli topraklarına sahip olmuş. Bu o Kapadokya'da hep kiliselerle dolu. Yeraltı kiliseleri, bilmem neler falan. Hep onları hem İslamlaştırıyor hem Türkleştiriyor. Evet. Avrupa'da o zamanlarda, Avrupa'da kadınları canlı canlı yaktıkları zaman, kestikleri zaman, idam ettikleri zaman, Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor bak, her ne ararsan kendini de acı ara diyor. Kadın başımızın tacıdır diyor. Evet. Kadın erkek farkımız yok diyor. Hepimiz bir canız diyor. İşte o kesim böyle bir insanlar. Bize biçerciler gelir. Ben biçerim vardı. Elbistan'a ustaya gittim. Elbistan'a. İşte adamın evinde misafir oluyorsun. Kapının arasından hemen bayan sağ görükmeden işte o lan dedim bunlara aynen bu şekil. Lan siz ileriyor arvat da biz ileriyor arvat diye mi dedin? Ne maramlığı var bunun dedim. Bak akşam adel bizim içindensiniz dedim. İçimizdesiniz. Vallahi böyle. Tanıdık insanlar. Ne diyorsun? Ya fesat. Bunlardan ne bekleyeceksin? İslam. Ya? Yalnız ben bizim kadınları kusura bakmasınlar hepsinde çok şey yapıyorum, tenkit ediyorum. Ben İstanbul'da Fatih'te duruyoruz biz. Duymuşsunuzdur. İslamiyet'in kalesi. Adam Amerika'dan bir misal anlatayım. Amerika'dan bir profesör geliyor. Hem de şeydeymiş. Karısı da Amerikalı. İslam olmuş yani. İslamiyet'i kabul etmişler. Bu uzay şeyinde merkezinde falan çalışıyormuş. Yaşlanmış, emekli olmuş. Demiş ki ne sana burada gelmiş o
müritleri onun şeyleri falan. Nerede oturuyorsun, oturmak istersin demiş. Ben Fatih'ten başka bir yerden. İki tane daireyi bozmuşlar. İki tane daireyi bozmuşlar. Tek daire yapmışlar. 150 metrekare mi? 200 metrekare yerde. Atma koşturacaklar. Orada oturuyor. Evet. Onun için 5 yaşındaki çocuklara çarşaf giydirmişler ya. Çarşaf çarşaf. He. Ne o diyor, alışsın diyor. Çocuklara şalvar giydirmişler. Meğerse Alevi bir sonuna çıkıyor. Ya diyor ben şu 2 senede ben 3 senede. Ya diyor ben Alevi'yim diyor. Peki niye söylemedin kardeşim? Korktular, söyleyemedin. Korktular. Mesela gezi olaylarında, Gazi Mahalle olaylarında. Orada benim kahvedeyim. Arkadaşlar falan da orada bir tane bir şerefsiz Metin diye birisi var. Kızılbaşlar pezemekler diyor, kesin. Kesin. Vurun lan diyor askere, vurun diyor. Gazi Mahallesi o ilk olaylar. İşte dondum kaldım, bir şey söyleyemedim. Niye söylemedim? Benim orada dayım var. Tanıdık bir akrabam daha var o grup içerisinde. Benim Alevi olduğumu anlamalarından korkmuyorum. Onların anlamasınlar. Ben kendimi nasıl bir daha faydalı. Hiç sesimi çıkarmadım. Hala içimde bir hicrandır. Hala o çocuk görürüm hiç. Hiç samimi olmam. Hiç yüz bile vermem. Şerefsiz. Zaten en büyük hata insan söylemez ki ben Alevi'nin Hüseyinliyim diye sordun mu söyleyeceksin. Söylememekten de şimdi, hata ettikmiş. Şimdi. Ben 65 senedir İstanbul'da yaşıyorum. 4-5 yaşında gittim. 65 senedir her CHP söyleyene dedim ben Alevi'yim dedim. Hiç saklamadım. Ya kahvede olmuyor. Ramazan'da herkes şey yapar. Ben sen de Alevi ya dayı. Demek ki o da Alevi. Belki dayım açıklamak istemiyor. Bu açıklamak istemiyor, bu açıklamak istemiyor olmuyor. İşte sustu. İşte bak hala içimde hicrandır diyorum. Kaç sene? Aşağı 30 sene oldu, 25 sene, 30 sene oldu. Daha hala içimde hicrandır. İşte ben gene bizi suçluyorum. Hep biz. Hep birimizin yükselmesini istemiyoruz. Hemen arkadan kuyusunu kazmaya çalışıyoruz. Bilmem ne var. Ya çok köylerde ya, şurada köyler var. 17 haneymiş. 17 müdürle konuşmamış. Ya neyi paylaşamıyoruz kardeşim? Videoyu kapat ama ben de söyleyeyim bizimki. Bunlar malı tahsil edemiyorlar. Mal çok.